Arkadaşlar ben bir ayağımı orada bıraktım. Sağ ayağım yok. Buyurun. Bugün aynı şeyler olsa hepimiz hazırız. Afrin'deki şeye gaziler olarak bütün Türk milletleri olarak destekliyoruz. İkinci harekattan sonra cephede görev aldığım zaman karşı taraftan bize ateş edildiği zaman savunma mayın tarlasında karşılıklı şeyde yaralandım. Ayağım tamamen yok. 43 yıl önce şey yaptım. 43 yıldan beri işte 1,5 kilo bu protezi taşıyorum. Kaç ama hiç... Efendim? 65 yaşındayım. Tekrar gitmek ister misiniz? Böyle tabii ki. Yani. Şu andaki görev verilsin. Bütün arkadaşlarımızla birlikte hazırız yani. Aynı şeyi yaşıyoruz. Biz iki geceden beri uyuyamıyoruz. Bu Kıbrıs'taki basındaki çıkan şeyi kınıyoruz yani. Şimdi oraya giden askerlerimiz onları gördükçe biz o günleri tekrar yaşadık. Bizim Türk halkının onlara gösterdiği teveccüh, sevgi, ne bileyim böyle hani bir coşku biz o günleri yaşadık zaten. 43 sene önce yaşadık. Aynı şekilde bize de yapıldı. Ben hiç unutmuyorum Konya'dan geç bir esnamızda bize böyle kolilerle arabalarımıza hani her türlü yardımı yapmaya hazır bir millet olarak hani gururlanıyoruz yani o konuda. Bunu Türk'te, Kıbrıs'ta Türkler de böyle yapıyordular. Ekmek yapıyordular, ekmek veriyordular, su veriyordular, her şey veriyordular. Bir kuru soğan ekmek yiyeyim diyordu, vatanım olsun benim diyordu oradaki Kıbrıs'ta Türkler. Ama şimdi niye böyle aralarından böyle, yani ne diyeyim ben söyleyemiyorum o kelimeyi, böyle insanlar çıksın diye. ensonhaber.com